İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına bakalım. 7 Ekim'de başlamıştı bu savaş. 124. günün içerisindeyiz. 27.585 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 124. gününde. Gündemde ise ateşkes var. Hamas geçen hafta iletilen ateşkes ve esir takası teklifine yanıtını verdi. Teklif genel hatlarıyla olumlu karşılansa da Hamas, Gazze'nin yeniden inşası, Filistinlilerin evlerine dönmesi ve devam eden süreçte yapılacak yardımlara ilişkin talepte bulundu. Ayrıca yaralıların tedavi edilmesi, tıbbi destek için yurt dışına gönderilmesi istendi. Teklif Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Mısır arabuluculuğunda iletildi. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ayrıntıları Fransa'nın başkenti Paris'te görüşülmüştü. Üç aşamalı geçici ateşkes planının ilk aşaması sivil rehinelerin serbest bırakılması olarak öngörülüyor. İkinci aşamada rehin tutulan askerler iade edilecek. Üçüncü ve son aşamada ise ölen rehinelerin cenazeleri teslim edilecek. Bu aşamaların tamamının 6 hafta süreceği tahmin ediliyor. Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani süreçten umutlu olduklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da El Sani ile telefonda görüştü. Fidan, Türkiye'nin ateşkes teklifine verdiği desteği iletti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da ateşkes ve esir takası anlaşmasında bir ilerleme olduğunu kabul etti. Ancak yine de müzakerelerin sürdüğünü açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de ateşkes ayrıntılarını İsrailli yetkililerle görüşmek için bugün Tel Aviv'de. İsrail ordusu ise güneydeki Han Yunus'u havadan vurmaya devam etti. Karadan da tank atışlarıyla saldırılar düzenledi. Benzer durum Mısır sınırındaki Refah kentinde de vardı. İki kentte de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ordusu bir sonraki hedefinin Refah olduğunu duyurmuştu. Bu da uluslararası yardım kuruluşlarını alarma geçirmişti. Refah'ta Gazze şeridinin kuzeyinden güneyine kaçan yaklaşık 1 milyon Filistinlinin olduğu tahmin ediliyor.